Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, sevgili çocuklar, azize hanımefendiler. Muş benim çok uzak olduğum bir memleket değil. Ben de biliyorsunuz Erzurumluyum. Bu toprakların çocuklarıyız. Özellikle Muş'u böyle bir manzarayla görmek beni çok sevindirdi. Allah sizlerden binlerce kez razı olsun. Hepiniz Selahaddin'in torunlarısınız. Ve her mümine Kudüs sevdası çok güzel yakışıyor da Selahaddin'in çocuklarına da bir başka yakışıyor ya. Bir başka yakışıyor. Allah sizi bu sevdadan hiç alıkoymasın. Sonuna kadar bu sevda yüreklerinizde hep derinleşsin. Göreceksiniz, buna inanın, ya bize ya çocuklarımıza. Ama ben Allah'tan ümit ediyorum ki bize göstersin ya, göstersin. Biz Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün, Gazze'nin özgür olduğu günleri göreceğiz Allah'ın izniyle. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Çünkü vaat eden Allah'tır. Vaat eden onun peygamberidir. Aksa tufanı da bu küresel kıyamın başlangıç kıvılcımıdır. İş başladı artık. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kim Siyonizmin yanında, arkasında destekçi olarak ya da onlara yardım ederek durarsa, duruyorsa tarihin önünde yok olup gidecekler. Kim de mücahitlerin yanında, arkasında onlara destek olarak, onların duygularını paylaşarak hayatlarını devam ediyorlarsa onlar da kazanacak. Elhamdülillah biz mücahitlerin yanındayız. Zalimin yanında değiliz. Siyonist çetelerin yanında değiliz. Siyonizmi sevenlerin yanında değiliz. Kim hakkın yanındaysa biz onun yanındayız. Allah bize nefes verdiği müddetçe de her zaman için hakkın yanında yer alacağız ve hakkın ikamesi için çalışacağız. Şimdi benim güzel kardeşlerim, başlığımızı şöyle koydu kardeşlerimiz. Nehirden denize özgür Filistin. Bu slogan yasaklandı biliyor musunuz batıda? Bu slogan şu anda Almanya'da, Fransa'da attığınızda çok ciddi suçlar ihtiva eden bir söze dönüştü. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu sloganda bir hakikat var. O hakikat de şu. Filistin'in sınırlarını nehir ile deniz belirler. Bir tarafta Şeria, Ürdün Nehri, bir tarafta Akdeniz. Nehirden denize özgür Filistin dediğinizde biz işgalcileri tanımıyoruz diyorsunuz. İki devletli çözüme hayır diyoruz. O topraklar bizim topraklarımız. O toprakları siz gasp ettiniz. Gasp ettiğiniz topraklarda size devlet kurma hakkını vermiyoruz, vermeyeceğiz, tanımıyoruz diyeceğiz. Ve sonuna kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Bugün kendini devlet diye takdim edebilir İsrail. O bir terör şebekesidir. Ve bir terör örgütü gibi davranmaktadır. Bunu biz diyorduk, yıllardır da diyorduk. Ama şu anda dünya dedi, dünya artık bunu fark etti. İnanın Siyonizmin sadece Müslümanlara musallat olmuş bir hastalık, Müslümanların başına bela olmuş bir örgüt olarak anılmasından Aksa tufanı süreci meseleyi başka bir noktaya vardırdı. Bundan sonra artık hiç kimse böyle sadece demeyecek. Çünkü Siyonizm sadece Müslümanların değil, insanlığın belasıdır. İnsanlığın belası olarak birçok zarar vermiştir insanlığa. Var olduğu müddetçe de zarar vermeye devam edecektir. İşte biz bu zararlı unsuru, bu terör şebekesini asla kabul etmediğimizi,
özgür bir Filistin'i istediğimizi ve bunun için gayret edeceğimizi ortaya koymak için bu sloganı her zaman dillendiriyor ve bunu dünyaya aslında bir yönüyle ikrar ediyoruz. Bu ikrarımız asla bir ırkla falan alakası değil. Bakın siz Kürtsünüz. Mesele Arap işi olsaydı biz niye bu meseleyi kendimize gündem etseydik? Bu bir coğrafya işi falan değil. Bu iman işidir. İman işidir. İmanımızın, akidemizin, inancımızın bize yüklediği bir sorumluluk olarak biz bu meseleyi ele alıyoruz. Bir şeyler söylüyorlar. Bakın şu anda insanların kafaları karışık. Bazıları medyanın söylediklerine kapılıyor. Ne olduğunu bilmeden konuşuyorlar. Onları da biz iyileştireceğiz Allah'ın izniyle. Biz bu işi kendimize dert edinmiş insanlar olarak onlara da kızmayacağız. Onları da iyileştireceğiz. Diyorlar ya Filistinliler toprak sattı. Yalan. Velev ki doğru olsaydı. Bir Müslüman olarak benim Filistin'e, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya bakışımı değiştirir miydi? Değiştirmezdi. Diyorlar ya Araplar, Filistinliler Osmanlı'yı ayak arkadan vurdu. Yalan. Diyelim ki doğru olsaydı. Gerçekten ihanet etmiş olsalardı. Ve Osmanlı'ya arkadan bir hançer vurmuş olsalardı. Osmanlı'yı yüzüstü bırakmış olsalardı. Filistin'deki Araplar. Benim Filistin toprağına karşı bakış açım değişir miydi? Değişmezdi ya. Ben bir Müslümanım. Benim değer yargılarımı falanca filanca belirlemez. Benim değer yargılarımı Allah'ın kitabı Kur'an, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, onun bize gösterdiği o işaret taşları belirler. Ben onun bunun söylediklerine ne bakacağım? Eğer bugün onların söylediklerinin üzerinden baksaydık, biz meseleyi çok daha farklı bir biçimde ele almak durumdaydık. Ama böyle almadık. Böyle almamıza engel oldu inançımız, inanç değerlerimiz. Bakın ben size bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Kudüs hicretin 17. yılında Amr İbni As, Ebu Ubeyde İbni Cerrah tarafından fethedildi. İslam dönemindeki ilk fethi oydu. Ne güzel bir tevafuk değil mi? Şu andaki sembolleşen yiğidin adı da Ebu Ubeyde. Bir selam gönderelim mi buradan Ebu Ubeyde'ye? Selam olsun Ebu Ubeyde'ye. Selam olsun Ebu Ubeyde'ye. Selam olsun Ebu Ubeyde'ye. Bizim bir tane Ebu Ubeyde'miz yok. Bu din öyle bir din ki Ebu Ubeyde'ler yetiştiriyor elhamdülillah. Şu çocuklarımız olacak göreceksiniz. Onların da her biri Talha gibi, Zübeyir gibi, Mus'ab gibi, Nesibe gibi, Ayşe gibi bu çağın şahitleri ve sahabileri olarak her daim küfrü korkutacak, imanı ve müminleri ise inşallah sevindirecek. Bundan hiç endişeniz olmasın. Allah bize bunu inşallah nasip edecek. Şimdi onların zamanında Kudüs fethedilince Kudüs'teki o zamanki yerli ahali Hristiyanlar, Hristiyanların ileri gelen din adamları diyorlar ki tamam şehri siz ele geçirdiniz. Şehrin anahtarlarını da size emanet edeceğiz. Ama istiyoruz ki anahtarları halifeniz Ömer'e verelim. Ne olur bizim adımıza Ömer'e bir mektup yazın halifenize. Bizim bu talebimizi iletin. Eğer kabul eder de gelirse tamam. Gelmezse eğer biz bir şekilde şehrin anahtarlarını size verelim. Ebu Ubeyde İbni Cerrah mektup yazıyor. Mektup Medine'ye ulaşıyor. Hazreti Ömer sahabenin ileri gelenleriyle oturduğu bir mecliste mektubu okuyor. Sonra soruyor oradaki sahabi efendilerimize. Ne yapalım, gidelim mi gitmeyelim mi? Görüşünü belli eden sahabi efendilerimizden bazıları Ömer diyorlar. Ey emirel müminim, İslam bizi aziz kıldı ve o azizlikle biz şu anda fetih nasip oldu bize. Biz Kudüs'ü fethettik.
Ve şu anda müminler olarak da aziziz, yani güçlüyüz. Böyle olmuş olmasına rağmen fetih de tamamlanmış. Bir daha niye kalkıp buradan ta Kudüs'e gideceksin? Yaz bir mektup, şehrin anahtarlarını komutanlar alsınlar. Birkaç tane bunu, bu görüşü destekleyen görüş ileri sürülüyor. Sonra mecliste o ana kadar konuşmamış olan Hazreti Ali sözü alıyor. Ve Hazreti Ali diyor ki, ey emire müminim, gitmen lazım senin Kudüs'e. Gideceksin, şehrin anahtarlarını sen alacaksın. Kıyamete kadar gelecek olan insanlara da Kudüs'ün değer ve kıymetini bu gidişinle ortaya koymuş olacaksın. Bunun üzerine Hazreti Ömer gidiyor. Rivayetler uzun. Ben bir başka yere götüreceğim için detaylara girmiyorum. Gidiyorlar ve şehrin anahtarlarını alıyorlar. Sonra Mescid-i Aksa o günlerde arazisi bir çöplüğe dönüşmüş. Yıkılmış. Orada bir mescit falan yok ortada. Zaten biz mescit deyince de cami falan demiyoruz. Bizdeki mescit arazinin adıdır. Ve Mescid-i Aksa dediğiniz zaman 144 dönümlük bir arazi aklımıza gelmeli. Allah korusun, bakın şu anda Yahudiler, İsrail, o terör devleti tüneller kazıyor Mescid-i Aksa'nın altından. Gidenler de görmüşlerdir, avluda yer yer çöküntüler oluyor. Diyelim ki Mescid-i Aksa'nın binası, şu anda üstünde olan bina çökse ve onlar orayı yıksalar ve kendi kafalarına göre oraya işte Süleyman Tapınağı adı verdikleri bir yer inşa etseler. Bizim için evet, bu bir acı bir şey. Allah bize bu imtihanı yaşatmasın. İnşallah buna muvaffak olamayacaklar. Ama farz edelim bu olsa bile yine Mescid-i Aksa yine Mescid-i Aksa'dır. Çünkü Mescid-i Aksa'nın binayla alakası yok. O topraklarla alakalı bir durumdur. Üzerine ne dikerlerse diksinler, o arazinin adı Mescid-i Aksa olduğu için bizim için kutsiyet adına hiçbir şey değişmeyecektir. Hazreti Ömer de o güne kadar o topraklar üzerinde çöplük, işte inşaat malzemeleri, bir şeyler oluşmuş, oraları temizletiyor ve oraya ilk kez bir mescid inşa ediyor insanlar namaz kılsın diye. Sonra askerlere bir hutbe irad ediyor. Konuşma yapıyor. Konuşması bitince insanların dağılması lazım, askerlerin. Kimse dağılmıyor. Hazreti Ömer şaşırıyor. Neyi bekliyorsunuz diyor. Niye gitmiyorsunuz? Askerlerden birisi cesaretini topluyor. Diyor ki, ey emir el müminin, fetih bitti. Biz de ganimetten bize düşen paydan payımızı bekliyoruz. Şimdi dikkat buyurun. Benim Muşlu kardeşlerim, Siirt'ten, Bitlis'ten, başka yerden gelen kardeşlerimiz de var ama şu anda Muş'tayız. Hepimiz Muşluyuz inşallah. Diyor ki orada, siz aklınıza geliyor mu Allah Resulü'nün Mekke'yi fethettiği gün? Oradakiler diyor ki geliyor. Söyleyin bakayım bana, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiğinde Mekke toprağından mücahitlere pay verdi mi? Hepsi yok diyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer diyor ki, Kudüs Mekke'dir. Fark eden hiçbir şey yok. Kudüs Mekke'dir diyor. Bu tarihe geçen sözüyle Hazreti Ömer zihinlerimize bir hakikati nakşediyor benim güzel kardeşlerim. Bu öylesine söylemiş bir söz değil. Bu öylesine gerçekten sadece hissiyatla söylenen bir söz değil. Kur'an'ı, sünneti, siyeri, Allah Resulü'nün tevhid mücadelesini çok iyi bilen bir insanın ağzından çıkan bu söz hakikat üstüne hakikatleri ortaya koyuyor. Ben sizi yormayacağım. Salon kalabalık, sizler ayaktasınız. Kıyamam size böyle saatlerce konuşmak. Ama altı şeyi size söylemesem bugün bu mecliste tam söyleyeceklerimizi konuşmamış oluruz. Onun için hızlıca altı şeyi size söyleyeceğim. Sonra da bir yere götürüp sizi sözlerimi bitirmiş olacağım. Kudüs Mekke'dir dedi ya Hazreti Ömer. Bunun birinci sebebi ne biliyor musunuz? İnsanlık serüveninin ilk ayağı Mekke'de, ikinci merhalesi Kudüs'te başladı.
Mekke ile Kudüs arasındaki bağı bildiği için Hazreti Ömer bunu söyledi. Ebu Zer radıyallahu anhu'yu hepiniz tanıyorsunuz. O tek başına bir ümmet biliyorsunuz. Bir gün merak etti, sordu Allah Resulüne. Ya Resulallah dedi, Kabe'den sonra insanlık tarihinde ve yeryüzünde mabet olarak inşa edilen ikinci mabet neresi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Mekke'den sonra ikinci yer Kudüs'tür. Mescid olarak da Mescid-i Aksa'dır. Hem de Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram'dan 40 yıl sonra inşa edilmiştir. Buradaki 40 yıl hakikat mi, mecaz mı bilmiyoruz. Onu ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilir. Ama bize bunu söylemiyor. Bir şey söylüyor bize ki bizim için çok önemli. İnsanlık Hazreti Adem'le başladı. Adem Arafat'ta Hazreti Havva ile buluştu cennetten sonra. Onun için zaten oranın adı biliyorsunuz Arafat. Müzdelife'de insanlık tarihinin ve insanlığın mayası atıldı. Ondan sonra onlar Allah'ın yönlendirmesiyle, onların talebi, Allah'ın da onlara yönlendirmesiyle Mescid-i Haram'ı yani Kabe'yi inşa ettiler. Kabe'nin inşasından sonra insanlık tarihinin ikinci mescidi Mescid-i Aksa olarak inşa edildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu bize beyan etti. Onun için biz mescitlerden üç mescide bambaşka bir biçimde bakarız. Çünkü Resulullah dedi ki binekler ibadet maksadıyla ancak üç mescit için harekete geçirilir. Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve Mescid-i Nebevi. Mescid-i Nebevi. Bu üç tane mescittir ve bu üç mescit birbirinin kardeşidir. Nasıl ki üç şehir birbirinin kardeşi ise. Dolayısıyla biz bilelim ki Hazreti Ömer Kudüs Mekke'dir derken birinci olarak bu bilgiye dayanarak bunu söylüyordu. İkincisi, bakın hepiniz Kur'an okuyorsunuz. Allah bizi Kur'an'dan da ayırmasın. Kur'an'la aramızdaki ilişkiyi ve iletişimi daha da güçlendirsin. Ahlakıyla ahlaklanmayı, ahkamıyla da amel etmeyi bizlere nasip etsin. O aziz Kur'an 28 tane peygamberin iman mücadelesini bize anlatıyor, peygamberimiz dahil. O 28'in içerisinde Üzeyir, Lokman, Zulkarneyn de var biliyorsunuz. Ya 28 peygamberin 20 tanesinin doğrudan Kudüs ve çevresiyle hatıraları var. O zaman Kudüs ne olmuş oluyor biliyor musunuz? Peygamberler yatağı olmuş oluyor. Mekke nasıl ki peygamberlerin zemini ise Kudüs de peygamberlerin zemini ve o peygamberlerin orada ektikleri iman tohumları orada yeşerdiği için orası Kur'an coğrafyası, orası siyer coğrafyası, orası bizim için peygamber hatıralarının canlı olduğu gökyüzünden yeryüzüne indirilmiş bir şehir ve arzın aslında arşla buluştuğu bir şehir. Eğer biz böyle anlarsak o zaman anlarız Hazreti Ömer'in Kudüs Mekke'dir sözünde saklı olan hakikatin ne demek olduğunu. Üçüncü mesajı da ne olur zihnimize iyice yerleştirelim. Kudüs bizim için ne biliyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 15 sene boyunca Kudüs'e yönelerek namaz kıldı benim güzel kardeşlerim. 8 sene Mekke'de Kabe'ye yönelerek namaz kıldı. Sonra Allah bir imtihan gereği daha Müslümanlar Mekke'deyken Allah Resulüne bundan sonra Kudüs'e yönelerek namaz kılacaksın dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Kudüs'e yönelerek namaz kıldı. Eğer namazlarını Efendimiz Kabe'de kılıyorsa gelirdi böyle Hacerül Esved'in tam önünde kılardı. Hacerül Esved'i önüne alarak namaz kıldığında iki kıbleye beraberce yönelmiş olurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Kabe'nin başka bir yerinde eğer kılacaksa, diyelim ki Mekke'nin başka bir yerinde kılacaksa Kudüs'e yönelerek kılıyordu. Ve hicret edip Medine'ye geldiğinde ilk kurduğu mescidini, Mescid-i Nebevi'yi, ilk kıblesini, mihrabını Kudüs'e yönelerek Efendimiz inşa etti. 17, 16, 17 ay da böyle oldu. Umre'ye gidenleriniz vardır. Cenab-ı Hak gidenlere tekraren
Gitmeyenlere de gitmeyi nasip eylesin. Gittiğinizde Medine'de ziyaret ettiğiniz yerlerden birisi neyi? Kıbleteyn Mescidi. O Kıbleteyn Mescidi neyi? Orası aslında Selim oğullarının yurdu. Allah Resulü oraya gidiyor. Bera İbni Marur'dan dolayı o büyük sahabinin hatırasını canlı tutmak için Efendimizin oraya gittiği bir anda bir öğle ya da ikindi namazında arkasındaki cemaate namaz kıldırırken iki rekatını Kudüs'e yönelerek kılıyor. Üçüncü rekatta kalktığında Cibril-i Emin Bakara suresindeki kıblenin tahviline, kıblenin değişikliğine ait ayetleri getirdiğinde adım 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 dönüyor. Dönerken cemaat de arkasında dönüyor. Böylelikle geri kalan iki rekatı da Mescid-i Haram'a, Kabe'ye yönelerek kılmış oluyor. Bizim için Kudüs bu. Kudüs bizim için kıble meselesi. Kıble ne demek ya? Kıble sadece yöneldiğimiz bir mekan adı değil. Kıble bizim için şeref. Kıble bizim için namus. Kıble bizim için en büyük izzet meselesidir. Çünkü yüzünüzün ve gönlünüzün nereye döndüğü menzilinizin ne olduğunun işareti. Hal böyle olduğu için ve Hazreti Ömer radıyallahu anh bunu bildiği için Kudüs Mekke'dir diyerek kıblelerin birliğine ait de bir hakikati ortaya koyuyor. Dördüncüsü, Hazreti Ömer bunu söylerken bir hakikate bağlı olarak söylüyor, biliyorsunuz değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında en önemli hadiselerden bir tanesi Miraç'tır. Biraz önce bakın burada da yine yazıyor o ayet. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksa. Bu ayetin göstergesi ve bu ayetin işaretiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatında çok önemli bir yeri olan İsra ve Miraç meselesini Mescid-i Haram'dan başlatıyor. Nereye? Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e. Oradan Miraç'a, Miraç'tan dönerken sallallahu aleyhi ve sellem dön gel ya Mescid-i Haram'a. Ama Allah ikinci kez bir daha onu Kudüs'e götürüyor. Bir daha Kudüs'ten, Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a getiriyor. Bunlar öylesine olan şeyler değil. Bunlar aslında bize ruh veren, bize mana veren, bize işaret veren, bize bilinç veren, bize şuur veren, algılarımızı düzenleyen, değer yargılarımızı düzenleyen, neyi nerede konumlandırmamız gerektiği konusunda bize çok çok önemli işaretler veren şeyler. Onun için hiçbir şekilde bunları aklımızdan çıkarmamak durumundayız. Peki ne oldu Mescid-i Haram'da Allah Resulü Miraç için gittiğinde? Biz Efendimiz'den duyuyoruz. Başka nereden bileceğiz? Ben Mescid-i Aksa'ya girdiğimde diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İbrahim'i, Musa'yı, Harun'u, İsa'yı, Zekerya'yı karşımda buldum diyor. Bir namaz kılınacak. Birbirlerimize baktık. Ve o anda Cibril-i Emin dedi ki mihraba sen geçeceksin ya Resulallah. Ben mihraba geçtim. Ve 124 bin peygambere imam olarak namaz kıldırdım diyor sallallahu aleyhi ve sellem. 124 bin peygamberin ayak izlerinin olduğu bir yerden bahsediyoruz ya Mescid-i Aksa'dan bahsedince. Böyle mübarek, böyle mutahhar, böyle mukaddes bir beldemiz eğer işgal altındaysa vallahi bizde az bir şey iman varsa oranın kurtuluşu, oranın özgürlüğü için neyimiz varsa her şeyimizi Allah yolunda feda ederiz. Başka ne için yaşıyoruz benim güzel kardeşlerim? İnsan hayatta şerefi için yaşar. Namusu için yaşar. Dini için yaşar. Başka ne için yaşar ya? Ne için yaşar? Bizim için Kudüs budur zaten. Eğer Kudüs'ün yolunda da ölmeyeceksek ne için öleceğiz Allah aşkına ya? Ne için öleceğiz? Kudüs için biz yaşayacağız ve Kudüs'ün özgürlüğü için elimizden ne geliyorsa onu ortaya koyacağız. Çünkü Kudüs Mekke'dir derken bunu söyleyen Emir el Müminin Ömerül Faruk bize bunu söylüyor. Miracın yatağı diyor orası.
Miracın yatağı. Bir şey daha var benim güzel kardeşlerim. Kudüs ne biliyor musunuz Mekke ile kıyas edilince? Mekke mukaddes ve gerçekten bereketli bir yer. Belde olarak Allah bunu söylüyor. Kudüs de kutsal ve bereketli bir yer. Oraya Allah el ardul mukaddese diyor. Mukaddes belde diyor. Bunu ancak Allah diyebilir. Ve biz Allah'a inanan insanlar olarak bunun dışında hiçbir yere kutsallık atfedemeyiz. Çünkü bu bizim yetkimizi aşan bir şey. Yaparsın bir cami. Cami Allah'ın evlerinden bir evdir. Ama oraya bir değer atfedemezsin. Allah'tır o değeri atfedecek. Ne yaparsan yap. Hangi coğrafya olursa olsun. Tarihen değeri olabilir. Bize bilinç itibariyle bir şeyler söyleyebilir. Ama hiçbir yere mukaddes, kutsal böyle bir ifade sen, ben, bir başkası veremez. Bunu ancak kim verir? El-Kuddüs olan Allah verir. Allah da diyor ki Mekke kutsaldır. Medine kutsaldır. Kudüs kutsaldır. Allah diyor. Zaten Kudüs'ün adı da Kudüs'ten geliyor biliyorsunuz. Kutsallığı elde etmiş şehir anlamındadır zaten. Kutsallığı elde eden bir şehir olarak orası Allah'ın oraya mukaddes belde dediği için böyle bir isim alıyor. Onun için ne olur aklımızda çıkmasın. Üç şehir, üç mescit, üç dağ bizim için semboldür, şiardır. Asla gündemimizden düşmeyecek ve bizim değer noktasında farklı bir yerde değerlendirip oralar için çalışma adına sorumluluk üstlenmemiz gereken değerlerimizdir. Üç şehir belli zaten Mekke, Medine, Kudüs. Bunlar birbirlerinin kardeşleri ve Mekke bizim aklımız, Medine bizim kalbimiz, Kudüs ise bizim gözümüzdür. Şu anda o iki gözümüzde iki hançer var. Hançer olduğu için gözümüz görmüyor, gözümüz görmediği için ayakta duramıyoruz. Eğer o hançerleri gözümüzden çıkarabilirsek ve göz yeniden bir daha işlev kazanırsa Allah'ın izniyle tarihteki günler bir daha geri gelecek. Ümmeti Muhammed şahlanacak. İnsanlığa şahit ümmet olacak. İnsanlığın en hayırlı ümmeti, insanlığın rehber ümmeti olarak yine insanlığa yön verecek. O günlerin gelmesi için bu bilinçleri bizim bilmemiz lazım. Onun için o üç mescit, Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve Mescid-i Nebi, bu üç mescit birbirinin kardeşi ve üç mescitteki ibadetlere Allah farklı farklı anlamlar ve değerler yüklüyor biliyorsunuz. Varsanız Mescid-i Haram'a, orada yaptığınız her güzellik, her hayır 1:100.000 ile hesaplanıyor. Bu hesapları da Resulullah bize öğretiyor. Mescid-i Nebi'ye gitseniz 1:1000, Mescid-i Aksa'ya gitseniz 1:500, yaptığınız her işten böyle farklı bir biçimde sevap kazanacağımızı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize haber veriyor. O üç tane şehirdeki üç dağ, Mekke'deki Nur Dağı ve Nur Dağı'nın tepesindeki Hira Mağarası. Onun için oraya biz Hira Dağı da diyoruz biliyorsunuz. Uhud'daki cennet dağlarından bir dağ olan, Medine'deki cennet dağlarından bir dağ olan Uhud ve Kudüs'teki 17 peygambere Hira olmuş bir yer olan Zeytin Dağı. Bu üç dal da birbirinin kardeşi olarak bize mesajlar söyler. Onun için kutsal, mukaddes derken bunları diyor. Ama aziz Kur'an'ımız bir şey daha söylüyor ki oradan biz bir şeyi öğrenmiş oluyoruz. O da ne biliyor musunuz? Nerede aziz Kur'an Mekke'yi ansa Beledül Emin diye anıyor. Ne demek Beledül Emin? Emin belde. Ama Kudüs'ü andığında beni emin belde diyerek anlıyor. Kudüs Kudüs'tür. Ve orada farklı bir imtihanın olacağına dair işaretler veriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki cihat nerede durursa dursun Beytül Makdis'in eteklerinde cihat kıyamete kadar devam edecek. Şimdi cihat ilk günden bugüne kadar devam ettiği için ve bugünden sonuna kadar da devam edeceği için orası
emin belde değil, cihat beldesidir orası. Ve o cihatta sorumluluğunu yerine getirenler kazanacaklar. Sorumluluğunu yerine getirmeyenler ise kaybedecekler. Biz kazanma adına gayret ve bilincimizi arttırarak bu noktada elimizden ne geliyorsa, hepimiz yapacaklarımız aynı olmayabilir ama hepimizin yapacakları bir şeyler var. O yapacaklarımızı yaparak bu işin bize düşen, mümine düşen, Müslümana düşen sorumluluğu neyse onu ortaya koyacağız. Allah bu uğurda hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Peki neler yapacağız benim güzel kardeşlerim? Birkaç şeyi burada sizlere emanet etmek istiyorum. En başta yapacağımız bir şey var ki bunu yapmasak eğer inanın diğerlerini de istikrarlı bir biçimde devam ettiremeyeceğiz. Nedir o yapacağımız birinci şey biliyor musunuz? Olan biten her ne olursa olsun biz bütün hadiseleri mümince ve Müslümanca anlamaya çalışacağız. Mümince ve Müslümanca bir duruş sergileyeceğiz. Bu birincisini aklınızdan hiç çıkarmayın. Eğer bunu yapmazsak kaybederiz. Kaybederiz. Allah korusun. Bakın öyle bir tehlikeli bir nokta ki bu. Allah korusun buradan başka yerlere de gelebiliriz. Ne demek istiyorum? Biraz açmak istiyorum. Şimdi izliyoruz mesela. Bazen videolar görüyoruz. Resimler görüyoruz. Bebeklerin halini görüyoruz. Viranelere dönmüş evler, apartmanlar görüyoruz. Yıkılmış mahalleler görüyoruz. Bombalanmış hastaneler görüyoruz. Yaralıları görüyoruz ve gördüğümüz her şey yüreklerimizi yakıyor. Sadece Müslüman olduğumuz için değil, insanlığımızı kaybetmesek bile, bakın insanlığını kaybetmeyen, Müslüman olmayanlar da görüyorsunuz tepkiler gösteriyorlar. Bu fıtratın aslında bir yansımasıdır, vicdanın bir yansımasıdır. Her neyse bu noktada eğer biz Müslümanlığımızı ve insanlığımızı kaybetmemişsek yüreğimiz yanar. Yanar da mümin ve Müslümanca düşünürken şunu demeyiz mesela. Ya niye bunlar bizim başımıza geliyor? Haşa haşa. Allah katledilen bu çocukları görmüyor mu? Allah niye bu zalimleri helak etmiyor? Niye bu zalimlerin üzerine ebabilleri göndermiyor? Niye bu zalimlere katından bir ceza vermiyor? Niye deyip haşa Allah'a fatura edip Allah hakkında suizanda bulunacak durumlara düşmek. Böyle bir gaflete düşmememiz için mümince duruş, mümince meseleleri değerlendirme sorumluluğumuz var. Benim güzel kardeşlerim, benim güzel Muşlu kardeşlerim, Selahaddin'in torunları olan güzel kardeşlerim, Allah eğer iradesinin altında bir yaprağın bile kendi iradesi olmadan yere düşmesine müsaade etmeyecekse, ki biz öyle inanıyoruz değil mi? Tevhid budur zaten, iman budur. Olan biten Allah'ın iradesinin dışında mıdır? Allah görmüyor mu? Görüyor tabii ki. Görüyor. Ama Allah onları bir şeyle, bizi de onlarla imtihan ediyor. Biz burada bir şeyi çok iyi anlayacağız ki katledilen o çocuklar, oradaki bütün eziyetler, acılar, sıkıntılar aslında ümmeti Muhammed'in bir imtihanı olarak şu anda karşımızda duruyor. Gazze ve Gazzeliler kazanıyor. Ellerinde güç ve mülk olmalarına rağmen bu işe sessiz kalanlar ise kaybediyor. Bunun başka bir yolu yok. O zaman ben elimden geleni yapmakla sorumluyum. Ben diğerine gücümün üstünde, teklifim ala yutak, takatimin üstündeki bir sorumluluktan dolayı zaten Allah bana bir şey yüklemiyor. Ama ben eğer elimde bir şey varsa bu zulmü durdurma adına gayret içerisinde olmalıyım. Allah da bir yasa olarak siz benim dinime yardım ederseniz ben de size yardım ederim diyor. E demek ki ümmeti Muhammed halen onun dinine onun istediği kadar yardım etmedi. 60 gün geçti bakın aradan 60 gün geçti. Siz bir Arap ülkesi duydunuz mu? Ben petrol vanalarını Kudüs için kapatıyorum diyen duydunuz mu? Herhangi İsrail'e
Sen misin bunu yapan bizim Gazze'deki kardeşlerimize? Biz bütün diplomatik ve ticari anlaşmaları kesiyoruz. Duydunuz mu böyle bir şey? E Allah niye yardım etsin ya? Allah niye yardım etsin? Sen beşer olarak, kul olarak yaptığını yapmamışsın ki Allah'ın yardımını hak edesin. Sen hele Allah'ın yardımını hak edecek adımlar at ortaya. Bak Allah görünmez ordularıyla, görünen ordularıyla İsrail'i o Akdeniz'in sularına nasıl sokacak ve nasıl boğacak? Yine biz Rabbimize iltica ediyoruz, Allah'ım diyoruz. Vallahi günahlarımız çok. Biz halimizi de biliyoruz. Bizim için değil, bizim için değil. Gazze'nin o mazlum, mücahit, muvahhid insanları için. Oradaki sabiler için Allah'ım. O sabiler için Allah'ım ne olur. Bir an önce gönder yardımını da mazlumu güldür. Zalimi ise hüzne ve üzüntüye boğarak onların belasını kendi ellerinden onlara ver. Biz bunu istiyoruz. Ama ne olursa olsun, netice ne olacaksa bilmiyoruz. Netice nereye varacaksa varsın, biz Allah hakkında asla suizan yapmayacağız. Asla Allah hakkında farklı yanlış şeyler düşünmeyeceğiz. Biz yardım edeceğiz ki Allah yardım etsin. Düsturunun gölgesi altında yaşayacağız. İkincisi, benim güzel kardeşlerim, bu bir sevda işidir. Bu sevda kaç senedir mesela bizim gönlümüzde? Kaç senedir? Herkes kendine sorsun. Ya bu sevda tam 40 sene Hazreti Musa'nın gönlündeydi, biliyor musunuz? 40 sene. Ve ilk gün nasılsa sonuna kadar da öyleydi. Vefat ederken Hazreti Musa nasıl vefat etti biliyor musunuz? Daha yakın ben bir zaman anlattım Hazreti Musa'yı peygamberler tarihinde. Nasıl vefat ediyor biliyor musunuz? Yanındakilere diyor ki Allah bize Kudüs'ün fethini nasip etmedi. Ne olur beni şu tepenin üzerine defnedin. O tepe Eriha'da bir tepe. Şu tepenin üzerine defnedin de belki rüzgar vurur da rüzgar Kudüs'ün kokusunu bana getirir diyor. Ve Musa aleyhisselam böyle gitti. 40 yıl ya 40 yıl. 40 yıl bir insan ömrüdür ya. 40 yıl boyunca bu mücadeleyi sürdürdü. Selahaddin sizin dedeniz çocuklukta Halep'te gördüğü bir marangozun minberiyle yüreğine bir sevda, onu yetiştiren Nureddin Zengin'in de ona verdiği bilgilerle o sevda alevlendi. Selahaddin Eyyubi de en az 30 sene 40 sene bu sevda için yürüdü, bu sevda için yandı, bu sevda için elinden geleni ortaya koydu. Sonra Allah o devrin Bedri olan Hittin'de o günkü Haçlıları yerle bir etti ve Kudüs'ün fethini Selahaddin Eyyubi'ye nasip etti. Bu iş sevda işi ya, sevda işi. Dönün bakın siz bu sevdayı nasıl yapıyorsunuz? Mesela iş yerlerimizde Kudüs'ü andıran bir şey var mı? Bir müşterimiz geldiği zaman onunla konuşunca söz bir iki cümleden sonra Kudüs'ün üzerine geliyor mu? Ben bir öğretmenim mesela. Öğretmen olarak ben öğrencilerime bu Kudüs sevdasını aşılayabiliyor muyum? Bir imamım mesela, cemaatime, ben imamım mesela, belki 50 hafta, 100 hafta cuma namazlarında vaaz verdim, hutbeler okudum. 100 hafta beni dinleyen bir adam benim camimde gerçekten bir Kudüs sevdasını, Kudüs aşkını aldı mı almadı mı? Annelerimiz var ya bak içimizde, eli öpülesi annelerimiz. Kudüs sevdasıyla o çocuklarını yetiştirirler mi? Oğlum sen Selahaddin olacaksın. Sen de Ebu Ubeyde gibi olacaksın. Sen de inşallah Kudüs'ün fatihlerinden biri gibi olacaksın diye o aşkı, o sevdayı annelerimiz, babalarımız, abilerimiz birbirimize aşıladık mı? Bunu yapacağız. Zafer, başarı Allah'ın bileceği iş. O bizim işimiz değil. Bize nasip eder etmez, geciktirir, erken verir. O Allah'ın bileceği iş. Ama bizim yapacağımız şey bu bilinci, bu şuuru çoluk çocuğumuzun zihnine, aklına, kalbine, gönlüne yetiştirmek. Çocuklarımızı ninni ninni diye değil, lori lori diye de değil, Kudüs, Kudüs diye büyüttüğümüz zaman bu sevda bizde nefşu neva bulacak inşallah.
Onun için yapmamız gereken bu işin bizde bir sevdaya dönüşmesi, bu sevdanın da farklı bir noktaya gelmesi. Bakın benim güzel kardeşlerim, düşmanın üzerinden size bir örnek vermek istiyorum. Babil kralı Buhtun-Nasır milattan önce 568'de Kudüs'e gidiyor ve o günkü Süleyman Tapınağı'nı, onların ifadesiyle Süleyman Tapınağı'nı yerle bir ediyor. O günden sonra Yahudiler bir daha işgal ettiği topraklara, yani Kudüs'e gelinceye kadar devlet kuramadılar. 1947'de 48'de İsrail terör devleti kuruldu, biliyorsunuz. Kaç yıl var arada biliyor musunuz? 2545 yıl var. Adamlar 2545 yıl bu sevda için yandılar. Yemek dualarında Kudüs diye dua ettiler. Birbirlerinden ayrıldıklarında Kudüs'te buluşmak üzere dediler. Ey Kudüs, seni unutursam Allah ellerimi kurutsun dediler. Ve bunun için çalıştılar. Ürettiler. Bu manada ellerinden gelen her ne varsa onu ortaya koydular. Allah da onlara verdi. Allah çalışana verir. Allah yatana vermez. Yatarak hiçbir şey kazanamayız. Üretmedikçe, alternatif oluşturmadıkça, güçlenmedikçe, güçlü bir yapıya dönüşmedikçe, ümmet olarak güç olmadıkça, kuvvet olmadıkça, ekonomide, siyasette, ticarette belli bir ağırlık oluşturmadıkça olmuyor. Boşu boşuna kendimizi kandırmayalım. Onun için yapmamız gerekenin ne olduğunu da buradan anlamış oluyoruz. Bunu yapabilmemiz için de bu sevdanın üzerimizde gerçekten oluşması lazım. Elimizden geldiğince bunu yapacağız Allah'ın izniyle. Sonra boykot yapacağız. Yapıyor muyuz boykotu? Ses az geldi. Asla İsrail'e açıktan ya da gizliden desteği belli olan hiçbir firmanın malını evimize sokmayacağız. Almayacağız. Yemeyeceğiz, yedirmeyeceğiz. Çünkü bizim kardeşlerimize mermi olarak dönecek, silah olarak dönecek hiçbir şeye paramızı vermeyeceğiz. Bunu biz kendimize imani bir sorumluluk olarak yazacağız. Ve zorlayacağız devletimizi. Kes ya şu ticari anlaşmaları, kes diyeceğiz. Elimizden geldiğince de bunu gündem oluşturmak için gayret vereceğiz. Buysa eğer bizim sorumluluğumuz, bu sorumluluğumuzu ortaya koyacağız. Çünkü biz o zalimlerle aramıza mesafeler koymak istiyoruz ki Allah'ın yardımı üzerimize sağanak sağanak yağsın. Zalimle arasına mesafe koymayanın Allah dualarını kabul etmiyor. 60 gündür dualarımızın niye kabul olmadığını anladınız mı? Koyalım ya aramıza, koyalım. Beriyiz bütün zalimlerden. Beriyiz bütün zalimlerden diyelim ve o zalimlerden ayrı olduğumuzu, gayrı olduğumuzu ikrar edelim. Bunu da fiilen amel olarak ortaya koyalım inşallah. Sonuncusu yapıyorsunuz biliyorum ama bir daha diyeceğim. Ya bir gönderdiğiniz bir para ulaşsın ya mücahitlere. Ulaşsın ya. Güvendiğiniz yardım kurulları, kuruluşlarına verin. Hangisi olduğu hiç önemli değil. Hepsi bizim. Biliyorsunuz benim öyle bir tabela derdim yok. Cemaat derdim yok. Vakıf derdi yok. Derdim yok. Kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah için çalışıyorsa ben onun hizmetçisiyim. Ben onlar için hep dua ediyorum. Onun için siz de ayırmayın, gayırmayın. Ayıranlara da tepkinizi koyun. Eğer halen şunca işe rağmen aramıza kim fitne sokmaya çalışıyorsa onlara karşı da mümince durun. Artık bizim birbirimize harcayacak vaktimiz yok. Karşımızda böyle bir zalim dururken biz gücümüzü birbirimizde mi harcayacağız ya? Biz öfkemizi birbirimize mi kullanacağız? İsrail'e kullanacağız, Amerika'ya kullanacağız, onlara karşı öfkeleneceğiz. Bir başka mümin kardeşimize karşı niye öfkelenelim? Öfkemizi biz sadece o zalimlere hasrederek bu manada bir şeyler yapacağız. Onun için ne olur, ne yapıyorsanız daha fazlasını yapın. Düşünün göndereceğiniz, kermesten aldığınız bir malzeme, ufacık bir yardım, belki bir mücahidin bir mermisi olacak ve o mermi de kan döken bir zalimi ortadan kaldıracak. Ne diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem?
Allah bir ok vesilesiyle 3 kişiyi cennete koyar diyor ya. Resulullah söylüyor bakın, bir ok vesilesiyle. O oku yapan o usta, o oku atan mücahit. Ne sen ustasın ne de mücahitsin. Üçüncüsü de geliyor, o ne? Atılmış okları toplayıp mücahitlere verin. Ben ok ustası değilsem, o oku atacak mücahit de değilsem, ya ben paramı, maaşımı, kazancımın bir miktarını bu da bu sene Gazze'li mücahitlere deyip ayırırım. Ve böylelikle o mücahitlerin yanında bir ok toplayıcısı olarak cennete gitmeyi umarım inşallah. Böyle bir umuş, böyle bir menzil beni de cennete kazandıracak bir vesile ise ona da sımsıkı sarılırım. Allah hepimize bunu nasip eylesin. Benim güzel kardeşlerim, şu günlerde zihnime iyice oturan bir hadisi sizlerle paylaşarak sözümü bitirmek istiyorum. Okumuşuz şimdiye kadar ama olaylar, zeminler farklılaşınca daha farklı bir biçimde insan anlıyor ya bazı sözleri. Ben de öyle anladım. Anladığım bu şeyi sizinle bir paylaşmak istiyorum. İbn-i Mace'nin İkam-ı Sala babında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Beytül Makdis hem mahşer hem menşer yeridir. Okuduk. Şimdiye kadar ben defaatle de okudum. Aklıma da geldi bir şeyler. Ama şimdi Gazze'deki mücahitlere binlerce selam olsun. Onların vesilesiyle bir kez daha anladım ben. Ne diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Beytül Makdis. Yani Kudüs ve çevresi. Çevresi mübarek kılınan o topraklardan bahsediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Mahşer yeridir. Kıyamet gününde ilk hareketlilik arzda orada başlayacak. Oradan başlayarak mahşere yürüyeceğiz. Ve artık yepyeni bir hayatın ilk safhasını orada Kudüs'te o topraklarda başlayan hareketlilikle başlatmış olacak. Diğer kelime menşer. Menşer ne demek? Hesapların ilk görüleceği yerde orası olacak. Şimdi bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Dedim ya, zeminle buluşunca söz daha farklı bir değer kazanıyor. Ya bu şu, hesap defterleri açıldı ve biz hesaba tabi tutulduk. Orası da ilk hesabın görüleceği yer. İlk görüleceğimiz meselelerden bir tanesi de Kudüs olacak. Kudüs için ne yaptın olacak? O gün Allah seni bir tufanda ve bir kıyamda hayat hakkı verdi sana. Sen o hayat hakkını kazandığın zaman gerçekten amasız, fakatsız, şunu bunu bahane etmeden, hiçbir şeye sığınmadan o gün o şahit olduğun kıyamda, o Mescid-i Aksa için ortaya konmuş olan gayretlerde, cihadın devam ettiği o Askalan toprağında, o Gazze toprağında sen bir Müslüman olarak, bir mümin olarak, bir mümine kadın olarak gerçekten sorumluluğunu tam olarak ortaya koydun mu? Hesaba çekileceğimiz ilk meselelerden bir tanesi de bu. Öyleyse benim güzel kardeşlerim, ne olur elimizden geldiğince bunu düşünerek hayatımızı devam ettirelim. Elimizden geldiğince bunu düşünerek dualarımızı arttıralım. Elimizden geldiğince bunu düşünerek mümince ortaya konması gereken tavır ve davranış her neyse onu ortaya koyalım. Allah hepimizi bunu ortaya koyanlardan eylesin inşallah. Ve bizi son nefesimize kadar Kudüs'ün mücahitlerinin, mazlumlarının, muvahhidlerinin yanında yer alanlardan eylesin inşallah. Bu kadar mümini ve Müslümanı, mümineyi bulmuşum. Beraberce bir dua ederek ben sözlerimi noktalamak istiyorum. Allahu ekber kebira velhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukraten ve asila. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah muhlisine lehuddin ve lev kerihel kafirun. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi
ve ashabihi ve etbai ecmain. Allah'ım şu güzel beldemizde, Selahaddin'in torunlarının yaşadığı şu güzel şehrimizde, Muş'umuzda bu kadar mümin ve mümine ile şu akşam vaktinde bir araya geldik. Bir Müslüman olarak Kudüs sorumluluğumuzu, Gazze sorumluluğumuzu konuştuk ve sonra da ellerimizi sana açtık. Ya Rabbi sen dualarımızı kabul eyle. Hakkıyla dua edebilmeyi bizlere nasip eyle. Dualarımızı senin katında icabet görmüş dualar nasıl olacaksa öyle yapabilmeyi bizlere nasip eyle. Ellerimizi sana açtık ama Allah'ım yüzümüz kara, boynumuz bükük. Yapacaklarımızı tam olarak yapamamanın hüznü ve acısı var içimizde Allah'ım. Ne olur ellerimizden tut ki yapabilelim Allah'ım. Ne olur bize yardım et ki mümin duruşunu tam anlamıyla ortaya koyabilelim Allah'ım. Ne olur bize yardım et ki zalimle aramızı tam olarak ayırabilelim Allah'ım. Ne olur bize yardım et ki sadece ve sadece senden korkalım. Sadece ve sadece senden yardım dileyelim. Her namazda okuduğumuz Fatiha'daki o buyruk İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in sırrınca bir hayat yaşayabilelim Allah'ım. Ne olur ya Rabbi evlerimize huzur ver, saadet ver, mutluluk ver. Evlerimizi medineleştirmek için bizlere yardım eyle Allah'ım. İşlerimize bereket ver Allah'ım. Haramla aramızı ayır Allah'ım. Harama karşı hassasiyetimizi arttır Allah'ım. Faize karşı hassasiyetimizi arttır Allah'ım. Sen neyden razıysan bizi ona sevk et Allah'ım. Sadece senin rızan için yaşamak ve senin rızan için ölmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Sevdalarımızı büyüt Allah'ım. Hedeflerimizi büyüt Allah'ım. Yüreklerimize şehadet sevdasını ve özlemini koy Allah'ım. Bizi Kudüs'ün eteklerinde, Beytül Makdis'in eteklerinde cihad eden mücahitlerin safına kat Allah'ım. Şu anda Gazze'de çok zorluklar içerisinde mücadele veren kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Atışlarına isabet ver Allah'ım. Yüreklerine sükunet ver Allah'ım. Yüreklerine vakar ver Allah'ım. Heybetlerini arttır Allah'ım. Ebu Ubeyde'leri muhafaza eyle Allah'ım. Onları sen düşmanın gözünde büyüt Allah'ım. Düşmanı onların gözünde küçült Allah'ım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahir davane enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.